şey yaptırıyor çocuklara. Spagettiden ev inşa ettiriyor. Çok meşhurdur, bilirsiniz. Biz de derslerde kullanmışızdır, görmüşsünüzdür mutlaka. Ama dediğim gibi her spagettiden ev inşa ettirme sistem projesi olmuyor. Ya da işte mühendislik tasarım sürecini kapsamıyor. Belirli aşamaları var. Burada bu etkinliği nasıl yapacağına, hangi materyalleri kullanacağına, hangi videoları izleteceğine, neler bahsedeceğine burada tek tek şey yapmış. Hatta işte sınıf şeyine göre çocuklara vermiş. İlk önce şunu seyret demiş. Şu kelimelerden bahset demiş. Aktiviteleri. Ben bunu, İngilizcem yeterli değil. Adım adım her kelimesini anlayamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Bunu kapatıyorum. Bununla ilgili işim yok diyorum. Google Translate'e giriyorum. Spagetti PDF'i buraya yüklüyorum. Nasıl yüklediğimi biraz önce gördünüz ama tekrar göstereyim. Google Translate'e giriyorum. Normalde şurada dokümanlar bölümü var. Tıkladım. Bu arada ben konuşuyorum ama görünüyor değil mi? Görünüyor hocam. Tamam. Bazen ben etkinliklere katılıyorum. Öğretmen anlatıyor anlatıyor ama anlattığı şey ekranda yok. Ben de mi aynı şeyi yaşıyorum diye düşündüm. Bilgisayarımdan Spaghetti PDF'i buldum. Çevir diyorum. O bana İnternet hızıma göre ya da belgemin büyüklüğüne göre işte birkaç sayfa ise gördüğünüz gibi hemen 10 saniyeler boyun sonunda bana çeviriyor. Burada dikkat etmem gereken tek şey var. Güzel çeviriyor. Yani burada bakın matematik için şeylerini vermiş. Neleri kullanacağını, hangi kazanımlar, işte oran orantı, geometrideki alan ölçümü, alan yüzey alanı gibi kazanımlara etki ettiğini burada açıklamış. Benim tek dikkat etmem gereken şey bazen şurada çevirmelerde bazen sıkıntı oluyor. Arkadaşlar da bunu ya bak düzgün çevirmiyor Google Translate diye düşünüyorlar. Öyle değil aslında. Bakın sayfayı çektiğim zaman, şöyle seçtiğim zaman bana bunun orijinalini gösteriyor. Orijinalinde de şunu görüyorum aslında. Şuna dikkat et. Burada güzel çevir bu arada. Bunun çevirisi gayet güzel. Tek tek ders aktiviteleri bunu gösteriyor. Ama bazen diyorum cümle düşük oluyor. Diyorlar ki ya bu sayfa niye bu kadar güzel çevirmemiş? Sayfa niye küçük? Ha, şurada bakın gözüküyor. Altıncı maddeyi görüyor musunuz? Evet, görüyoruz hocam. Mühendis. Engineers ideas rarely work out perfectly. How does testing help improve your design? Burada how does testing'den sonra alt satıra geçtiği için help improve your design'ı ayrı bir kelime cümleymiş gibi alıyor Google Translate. How does testing'i ayrı bir cümleymiş gibi alıyor. Aslında o kalıp bir cümle. How does testing help improve your design diye çevirmesi lazım. Burada doğru çevirmiş mi bakalım. Testler tasarımınızı iyileştirmeye nasıl yardımcı olur? Bakalım sorumuza tekrar. How does testing help improve your design? Evet, doğru çevirmiş. Ama bazen doğru çevirmiyor. Alt satıra gittiği için iki ayrı cümleymiş gibi çevirmeye çalışıyor. Bu yüzden de cümle düşük oluyor. Bunu nasıl çevirirsiniz, nasıl düzeltirsiniz ona geleyim. Onun için de eğer tasarımınızda burada bunu yapmanıza gerek yok. Bu spagetti PDF'te sorun yok. Ama şu cümleyi şunu bulayım. Şunu yanlış çevirdiğini düşünüyorum. Zaten burada alt satıra geçmemiş. Bize alt satıra geçti diye göstermiş. Şurada bir cümle alt satıra geçiren iki satırlık bir cümle bulayım. Şu. Parça parça çevireceğiz. Bunu alacağız Google Translate'e. Yapıştıracağız. Metin olarak yapıştırdığımız zaman da şuradaki alt satıra geçme işini şöyle bir sileceğiz. O zaman düzgün bir çevirdiğini göreceğiz. Bu bizim Spagetti PDF'te böyle bir sıkıntı yok. Ama sizin sıkıntı olan PDF'lerinizde o sıkıntıyı gidermek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Parça parça kopyalayıp o alta geçen satırları birleştirdiğiniz zaman sıkıntı kalmıyor. Bu neden sıkıntı yapıyor onu söyleyeyim. Neden Spagetti PDF'te sıkıntı yok da bazı PDF'lerde sıkıntı yapıyor? Bunu bir Word dokümanı olarak yapmışlar.
Ve bunu Word olarak bakın ben tutup seçebiliyorum. Ama bazı PDF'ler resimden, JPEG'den alıntı. Onları translate ederken resim resim alıp translate etmeye çalışıyor Google Translate. O yüzden tam olarak cümleyi ayıramıyor. Burada bir Word dokümanı olduğu için bunu zaten alıp yapıştırdığımda onun ayrımını zaten siz şöyle göreceksiniz Google Translate'e geldiğinizde. Bunu yapıştırdığımda böyle yapıştırıyorsa burada sıkıntı var. Bakın cümlenin çevirmesini görüyor musunuz ne kadar sıkıntılı olduğunu? Şu cümleyi çevirmiş. Use the design process to identify. Tanımlamak için tasarım sürecini kullanın. Sonra alt satırı çevirmiş. The problem brainstorm design. Sorun beyin fırtınası tasarım demiş. Build, test, redesign and share. Oluşturun, test edin, yeniden tasarlayın ve paylaşın. Their solutions, onların çözümleri. Yani birebir çevirim. Ama şunu şöyle yaparsak tam sorunun karşılığı olacak. Bakın ben bunları şu şekilde birleştiriyorum. Ve cümlemin çevirimin ne kadar düzeldiğini şimdi göreceksiniz. Evet. Sorunu belirlemek, beyin fırtınası yapmak, tasarlamak, inşa etmek, test etmek, yeniden tasarlamak ve çözümlerini paylaşmak için tasarım sürecini kullanın. Bu çok daha güzel ve düzgün anlaşılır bir cümle oldu. Bizim Google Translate'i kullanırken bilmemiz gereken püf noktalarından biriydi bu. Ve biz en büyük korkulu rüyamız bir İngilizce doküman bulduğumuz zaman ya ben bundan yapamam diye. Hiç çekinmeyin ben... Şimdi burada katılan arkadaşlara şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Eğer şeyi bulabilirsem, evet. Hocam araya giriyorum ama kitap sayfalarında falan da aynı işlemi yapıyor değil mi? O dokümanlar kısmından girince. Kitap sayfalarında evet. Yapar mı aynı şekilde? Aynen. Bakın şu kitabı alın deneyin. Biraz önce gönderdim okul öncesi olarak. 12 megabaytlık bir dosya gönderiyorum size chatten şu an. Bunu yapacak. Güzel. Şimdi Kezban Hocam burada projeniz dışında arkadaşlar da var ama ben Emin Hocam bana projenizin özetini ay ay yaptığınız etkinlikleri gösteren bir takvim yollamıştı. Bunu açmamda bir sakınca var mı? Hayır hocam açabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Tamam. Çağlar 12 hocam, dosya gelirken buradan miyim? Ben şimdi size... evet. Çağlar Hocam bir şey sormak istiyorum. Biraz önce elim... Dinliyorum hocam, duyuyorum sesinizi. Bir PDF dosyası vardı. Siz bunu tarif edince hemen onu çevirttim. Bu çeviriyi nasıl bilgisayarımıza alabiliriz? Kopyala yapıştırla hocam. Kopyalayıp Word'e atabilirsiniz. Tamam, sorun olmaz değil mi PDF dosyasını Word'e yapıştırmak? Hayır. Tamam, vay, tamam. Direkt şunu... ne yapmışım? Spagetti diye. Şuradan çevir dedim. Ha, dizayn olarak direkt o gördüğünüz şeydeki dizayn, orijinal dizayn gelmez ama çevirileri bakın. Kontrol A ile seçebiliyorum ya da şu şekilde alıp seçebiliyorum sonuna kadar. Linkleri bile almış. Sonra Word'ü açtım. Word'de yeni bir belge. Evet. Ve buraya yapıştırdı. Ama İngilizce olarak yapıştırdı. Tamam. İngilizce çevirmemiş tamam. Miydi? Ben mi yanlış yaptım? Evet, Türkçe olarak yapıştırıyor. Şimdi gelelim şuraya. Evet, Keziban Hocam, bu Coding System and Stories, kodlama ve sistemli hikayeler projesinin öğretmenlerine. Burada çok güzel etkinlikler var. Şimdi Ocak ayındayız. Ocak ayını bitirdiniz artık. Şubat ayına geçiyoruz. Şubat ayında uzay ve gezegenler. Ne yapacaksınız burada hocam? Hocam bir tane hikayemiz var Eric Carle'ın. Onu önce çocuklara okuyoruz. Ardından hikayenin özetini kodlama şeklinde bir Word sayfamız var. Onu hazırlamıştık.
online derste ya da grup etkinliği olarak çocuklar parça parça hikayeyi oraya kodlayıp özetleyecekler. Kodlayarak özetleyecekler. Herkes iki adım ya da üç adımda. Daha sonra 4D Space uygulaması var. Burada teknolojiyi kullanıp uzayla ilgili bir arttırılmış gerçeklik uygulaması var. Çocukları onu uygulatacağız. Ve ardından bir tane güneş sistemi. Şu küp vardı hocam. Merç küpü vardı. Onu da kullanabilirsiniz. Evet hocam, o da vardı. Birkaç tane uygulama var aslında ama 4D Space. Evet hocam. Hocam sesi alamıyorum. O da güzel. Merci de kullanabilirsiniz. Merci de çok güzel. Onu da deneyebiliriz hocam. Şu an geliyor mu sesim? Evet, şimdi daha iyi. Kezban hocam şu an Zoom'u kullanarak şey gönderiyor ve PDF kitap gönderiyorum. O yüzden büyük ihtimalle bağlantıda sıkıntı verdi. Şeyde kameramı da o yüzden açmadım zaten. Şey çok güzel. 4D Space uygulaması çok güzel bir uygulama. Merch uygulaması da çok güzeldir. Sistem etkinliği olarak bir güneş sistemi yapılması diyor ya. Evet. Burada ne yapacaksın? Hocam orada benim düşünerek yazdığım şeydi aslında. Çocuklarla bir grup güneş sistemi oluşturup mesela güneşini ışıklı yapabiliriz. Daha önce elektrik devresi denememiz olmuştu bizim öğrencilerle. Güneşi ışıklandırıp hani onu nasıl yapabiliriz? Güneşimizi nasıl aydınlatabiliriz şeklinde onu koyup daha sonra da her çocuktan ya da işte grup şeklinde bir gezegen tasarlamasını istemekti benim düşüncem. Ama tabii şartlar online ders olur olmaz, hani bunu yapabiliriz uygulayamayabiliriz, hani orası tabii ayrı bir konu. Anladım. Şimdi o zaman sizden istediğim, burada kaç öğretmensiniz bilmiyorum, o projede 10 öğretmen misiniz, kaç öğretmensiniz? Gruplara ayırın kendinize. Mesela Şubat ayı için sesim net duyuluyor bilmiyorum ama Şubat ayı için iki öğretmen şu bir güneş sistemi yapılması etkinliğini bir şu an mühendislik tasarım süreci ve sistem bilgilerimize göre yeni aldığımız bilgiler ışığında bir sistem etkinliği tasarlasınlar. Öğrencilerin eline verebileceğimiz bir öğretmen şeyi de olacak, bölümü de bir öğrenci bölümü de olacak. Evet, plan yapacaksınız. Şubat ayı için böyle. Mart ayı için yine iki öğretmen birleşsin. Yağmur ve bulutlarla ilgili bir sistem etkinliği tasarlasın. Nisan ayında tırtıllar var. Tırtılların kelebeğe dönüşülmesi var. Bununla ilgili bir ne yapabiliriz? Nasıl bir sistem etkinliği yapabiliriz? Bunu iki öğretmen düşünsün. Mayıs'ta dinozorlar var. Yine bununla ilgili bir sistem etkinliği gibi. İşte öğretmenlerin 3 şeyimiz kalmış zaten. 1, 2, 3, 4 ayımız kalmış. 4 gruba ayrılıp bunlar için birer sistem etkinliği çıkartabilirsiniz hocam. Evet hocam. Çıkartırsınız. Ben biraz sonra bir forum vereceğim. O forum üzerinde çıkartırsınız. Burada da tartışırız. Tamam. Düzeltmeye çalışırız. Bir şeyler eklemeye çalışırız. Güzel tamam, olur. Yani 3. buluşmamızda evet, ona geçmiş oluruz. Sizden istediğim bir bu. Bir de şimdi bir video izletmek istiyorum. Neden biz bu işe bu kadar kafa yoruyoruz? Barış Özcan. Barış Özcan'ı bilen var mı, ilk önce onu söyleyeyim? YouTuber. Ben hocam takip eden var mı? Takip eden var mı? Ben biliyorum. Harikasınız. Evet. Ben her öğretmenimin, her velimin takip etmesini istediğim kişilerden biridir Barış Özcan. Her videosunu merakla takip ederim. Çocuğuma da izletmek isterim. Kendim de izlerim. Vakit buldukça açarım. Bir Yavuz Samur'dur. Yavuz Samur'u da yeri gelmişken takip edin okul öncesi öğretmenleri olarak. Velilerinize mutlaka takip ettirin. Şu an sesimle ilgili bir sıkıntı olabileceğini düşünerek sustum. Çünkü internetiniz yavaş diye bir uyarı verdi az önce. Hocam duyuluyor. Yavuz Samur da teknoloji kullanımıyla ilgili tamam. Tablet ve teknoloji kullanımıyla ilgili çok yararlı paylaşımları oluyor. Nelerin iyi, nelerin kötü olduğuyla ilgili takip ediyorsanız eğer mutlaka Yavuz Samur da
velilerinize ve öğretmen arkadaşlarınıza tavsiye edin. Barış Özcan'ın bir videosu. Çocukken ebelemece oynar mıydınız? Ebeleme oyunu. Bazıları büyüyünce de bunu oynamaya devam ediyor. Şu an görüntü geliyor mu? Şimdi geldi. Ama donuyor. Baştan başlatıyorum. Çocukken ebelemece oynar mıydınız? Ebeleme oyunu. Bazıları büyüyünce de bunu oynamaya devam ediyor. Hem de uzayda. 0.2 millimeters per second. Peg vertical velocity is 10.2 centimeters per second. Orex MSA on Orex top. Orex has descended below the 5 meter mark. Ebelemeci oynayanlar işte bu çocuklar. And we have touchdown! Onların bu sevinç çığlıklarının sebebi topu topu 82 tane fotoğraftan oluşturulan bu video görüntüsü. Daha ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyoruz, değil mi? Vantuz gibi uzanan bu kol taşlı bir toprağa dokunup geri çekiliyor. Elimizle arkadaşımıza dokunup ebe dememiz gibi. Tek fark burada dokunulan arkadaşımız olmaması. Neyse, dokunulan yani ebelenen yüzey dünyadan 320 milyon kilometre uzaktaki küçük bir taş. Tabii uzay ölçeğinde küçük. Yoksa o taş dünyaya gelse gökten gelen bir gökdelen, 490 metre büyüklüğünde kocaman bir bina olduğunu anlardık onun. Anlardık da iş işten geçmiş olurdu. Neyse ki şu anda bizden epeyce bir uzakta. Peki NASA neden uzaydaki milyonlarca irili ufaklı gök cismi arasından Bennu isimli bu küçücük taşa bir uzay aracı gönderdi? Bennu, kulağa oldukça ilginç gelen bir isim değil mi? Eskiden Arap Yarımadası'nda yaşayan balıkçıl bir kuşun adıymış bu. İnsan boyutlarındaymış. Kuşun suyu tükenmiş ama Mısır mitolojisinde yaşamaya devam etmiş. Bizdeki Zümrüdü Anka ile bazı benzerlikleri var. O da yeniden doğabiliyor. Mısırlıların inandığı diriliş tanrısı Osiris ile ilişkilendirildiği için hikayelerde dünyanın yaratılışında bir rol alıyor. Mitolojiden uzay çağına geçelim şimdi. 11 Eylül 1999'da Arecibo gözlemevi güneş sistemine hızla yaklaşmakta olan 490 metre çapındaki bu asteroidi keşfetti. Daha sonra adına Bennu adı verilen bu asteroidin dünyaya çarpma ihtimalinin diğer tüm adaylara göre çok daha yüksek olduğu belirlendi. Hatta bazı listelerde en tehlikeli ikinci asteroid olarak bile gösteriliyor. Takip ettiği yörüngeye ve hızına bakılırsa 2175 ila 2199 yılları arasında dünyaya çarpacak. 2000'de bir ihtimalle. Yine de öyle çok rahatlamamak lazım. Bu tür tehditler her zaman vardı ve ileride de var olmaya devam edecek. Peki biz insanlar bunun karşısında ne yapacağız? Gelen taşlara, asteroidlere Bennu gibi bir isim vermek dışında. Ona Osiris isminde bir uzay aracı göndermeye ne dersiniz? İşte NASA tam da bunu yaptı. 2016'da gönderdiği uzay aracı 2 yıl sonra Bennu'ya ulaştı ve onun etrafında dönmeye başladı. Niye? Üzerine konabileceği uygun bir nokta bulabilmek için. Şöyle düşünün, bir yere gideceğiniz zaman ne yaparsınız? Cebinizde GPS'e bağlı koordinatlarla çalışan dijital bir haritayı çıkartıp bir rota belirlersiniz, öyle değil mi? Ama bu işin tabii ki kolay kısmıdır. Asıl mesele, özellikle de kalabalık bir kent merkezindeki yüksek bir binaya gidecekseniz, işte o zaman başlar. Çünkü oraya vardığınızda arabayı nereye park edeceksiniz? İşte biz böyle basit dertlerimizle uğraşırken, yaklaşık bir minibüs büyüklüğündeki Osiris uzay aracı, yaklaşık bir kent merkezindeki çok yüksek bir gökdelen büyüklüğündeki Bennu asteroidine giderken yanında böyle bir harita yoktu. Tabii oraya varınca biraz da hayal kırıklığına uğradı. Çünkü dünyadan yapılan gözlemlere göre asteroidin yüzeyinin ince kumlu bir plaj kadar pürüzsüz olması bekleniyordu. Oysa oraya vardığında üstünün koca koca kayalarla dolu olduğu, dolayısıyla uzaktan göründüğünden çok daha tehlikeli olabileceği fark edildi. O yüzden Osiris Rex adlı bu uzay aracı bir yıldan uzun bir süre Bennu'nun etrafında dönerek onun ayrıntılı bir haritasını çıkardı. Çok çok ayrıntılı bir haritası. O kadar ayrıntılı bir harita ki bu bugüne kadar uzaydaki hiçbir gök cisminin, ne Mars'ın, ne Ay'ın ve ne de Dünya'nın o kadar ayrıntılı bir haritası yapılamadı. Evet, şu anda NASA'nın önünde Bennu adlı o asteroidin üzerindeki her 5 santimetrelik ayrıntıyı gösteren bir harita var. Böyle söyleyince çok gizemli oldu değil mi? Ne yapacaklar o haritayı? Hı? Yok ya, öyle gizli saklı bir şey değil. Hatta ben gittim web sitelerinden, indirdim tam çözünürlüklü halini.
bilgisayarıma duvar kağıdı yaptım. İsterseniz siz de açıklamalar bölümüne koyduğum linki kullanarak aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama hemen uyarayım. Tam çözünürlüklü hali yaklaşık 1 GB falan boyutlarında bir PNG dosyası benim bugüne kadar indirdiğim en yüksek çözünürlüklü görsellerden biri. Bu kadar ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü bir görseli kullanarak o asteroidin 3 boyutlu bir modellemesi yapılıp üzerinde bile dolaşılabilir. Ha, aslında işte fena bir fikir değil. O zaman gelin şimdi sanal gerçeklik gözlüğümüzü takalım ve dünyadan 320 milyon kilometre uzaklıktaki bu asteroide ışınlanalım. Eğer dünya zamanıyla 20 Ekim 2020'de Ben Nu'da olsaydık işte böyle bir manzarayla karşılaşır ve tarihi bir ana tanıklık ederdik. Yaklaşan uzay aracı OSIRIS-REx. Dediğim gibi yaklaşık bir minibüs büyüklüğünde. Şu anda yüzeye dokunabileceği uygun bir nokta arıyor. Aşağıda gördüğünüz kuzey kutbuna yakın bir bölgeyi belirledi kendine. Orada taşların arasında 8 metre çapında bir krater var. Yani bizim minibüs 3 araçlık bir otopark alanını gözüne kestirdi diyebiliriz. Şu anda uzaklıktan dolayı dünyaya gönderdiği sinyaller 18,5 dakikada bize ulaşıyor. Yani bu işin dünyadan yönetilebilmesi imkansız. Her şey orada otonom bir şekilde gerçekleşiyor. Bu görevi videonun başında neden ebeleme olarak tarif etti biliyor musunuz? Çünkü az sonra o uzay aracının yapacağı şey tam olarak bu. Tag yapacak. İngilizce touch and go kelimelerinin yani dokun ve kaç kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Ve Amerikalı çocuklar bizdeki ebeleme oyununu böyle oynuyorlar. Birbirlerine dokunup tag diyorlar. İşte bu uzay aracı da oraya dokunup örnek toplayıp hızla oradan ayrılmak zorunda. Bu kol oraya varana kadar geçen 2 yıl ve sonrasında Bennu etrafında geçirdiği 1-2 yıl daha yani toplamda 4 yıl boyunca kapalıydı. Artık görevini yapmaya hazır. Araca enerji sağlayan güneş panelleri alçalırken Y şeklinde kıvrılıyor. Star Wars filmindeki uzay araçları gibi ama bunu yapmasının sebebi sadece havalı görünmek değil. Ağırlık merkezini ayarlamak ve dokunma anında panellerin zarar görmemesini sağlamak. Ben onun yüzeyi gördüğünüz gibi oldukça kayalık. Bunların bazıları da epeyce bir yüksek. Mesela şu kaya var ya şu kaya karşıda. O 3 katlı bir bina yüksekliğinde. Uzay aracı 22 dakika boyunca dikkatli manevralarla alçalarak tamamen otonom bir şekilde işte bu tür engellerden kaçınmaya çalışıyor. Ya böyle habire bu yaşattığım deneyimi kesmek zorunda kalıyorum ama ister istemez insan düşünmeden edemiyor. Dünyadan gönderilen minibüs boyutlarındaki bir uzay aracı 320 milyon kilometre yol kat etti ve gittiği yerde 3 araçlık bir otopark alanı kadar 8 metrelik kadar bir alanı ulaşıp dokunup örnek toplayıp geri dönmesi gerekiyor. Eğer o vantuz gibi uzanan kol mesela bir toprak ya da küçük taşların olduğu bir bölgeye değil de büyük bir kayaya giderse hiçbir şey toplayamaz. Ya da iki kayanın arasına o eli sokarsa ve çıkamazsa oraya sıkışıp kalabilir. Yani doğru zamanda doğru yaşayıp örnekleri hızlıca toplayıp kaçması lazım. Neyse şimdi 20 Ekim'e geri dönelim. Alçalan uzay aracı nihayet doğru noktayı buldu. Sensörleri dokunma anını tespit eder etmez kolun ucundan sıkıştırılmış nitrojen püskürtüldü. Böylece oradaki küçük taş ve toprak parçaları vakumun etkisiyle hızlıca çekilmiş oldu. Yaklaşık 60 gram civarında bir örnek toplanması yeterli. Bütün bunlar birkaç saniye içerisinde gerçekleşti ve uzay aracının motorları ateşlenerek tekrar yükselmeye başladı. Şu anda bu uzay aracı dünyaya geri dönüş yolunda ve 2023 yılında evine varması planlanıyor. İşte o birkaç saniyede olup bitenleri izledik biz videonun başında. Asteroidlerle ebelemece oynayan o çocukların sevinci bundandı. Videonun başından beri ısrarla ebeleme, oyun oynayan çocuklar gibi tabirleri kullanmamın bir sebebi var. İzlediğimiz o birkaç saniye içerisinde toplanan 60 gramlık taş toprak örneğini dünyaya getirebilmek için 2016'da oraya gönderilen uzay aracı ta 2023 yılında dünyaya dönecek. Bir de bu bütün bu görevin planlanması, o uzay aracının tasarlanması gibi süreçleri de düşündüğünüz zaman herhangi bir uzay görevinin 10 yıllar boyunca sürdüğünü rahatlıkla fark edebilirsiniz. Bunları yapacak insanların çok genç yaşlarda bu alanlara yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, eğitilmesi gerekiyor. O asteroide Ben Nu ismini kim verdi derseniz? Bir orta 3 öğrencisi. Ya isim bulmakta ne var? Açmıştır bir mitoloji sözlüğünü, böyle gözüne kestirdiği, kulağına hoş gelen bir tane kelimeyi seçivermiştir diyebilirsiniz. Ama bu ismin çok daha bilinçli bir tercih olduğu belli. NASA ilkokul, ortaokul çocuklarına böyle isimler seçtiriyor. Onlara bu konularda
makaleler yazdırıyor. Sonra... Jeans in Space. Hatırlıyorsunuz bu genç kardeşlerimiz lise öğrencisi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek bir deney düzenekleri. Uzayda yapılmak üzere deney düzenekleri hazırlatıyor ve onları ISS Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndertiyor. Üniversite öğrencilerine özel uzay akademisi eğitimleri veriyor. Hem de öyle ezbere dayalı kuru kuru bir eğitim değil. Üniversite öğrencileri arasında takımlar kuruluyor ve bu takımlara gerçek uzay görevleri veriliyor. Mesela ayda su buzu kaynağının potansiyelini araştırın deniyor. Bakın tam da böyle bir görev için bir takım ne yapmış? Actuated Surface Laser Activated Nominal Ice Detector diye bir araç geliştirmiş. Birleştirin bakalım bu karmaşık cümleyi oluşturan sofistike kelimelerin baş harflerini ortaya ne çıkacak? Aslan, ay değil, aslan. İsimler önemli demiştik. Bu araca aslan isminin verilmesi öyle tesadüf falan değil. Çünkü o aracı tasarlayan ve ona bu ismi veren takımın kaptanı aslanlar gibi bir öğrenci arkadaşımız. Sizi Mehmet'le tanıştırayım. Uzay aracının ismi de aslan koyduk. Biraz benim etkim var. Aslan ice detektör, su detektörü oldu. Aslan su detektörü. Yer aldım projemin her şeylerini yaptım. Onun dışında yani mühendislik tasarımını ben yaptım. Tam olarak Türkçesi bilmiyorum ama itki motorları oluyor sanırım. Ground propulsion sistemlerini geliştirdim. Ondan sonra bu o sistemlerdeki tıklar oluyor. Biz bir propellant kullandık yani tanklarımda. Şey sistemde yani iki tane bir yanıcı bir yakıcı maddeyle çalışıyor. Gördüğümüz o learning tree'ler, dört tane. Biz farklı bir konsepte gittik oraya. Bunun denemesini de yaptık hatta yani experimental olarak bunun denemesi de yapıldı. Normalde bildiğiniz gibi Apollo ya diğer uzay görevlerinde base plate kullanılıyor. Evet. Biz onun yerine landing ayaklarını sharpened yani sivrileştirdik. 200 sayfa verdik yaklaşık. 200 sayfadan daha yüksek bir yer olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bizden beklentileri bir 75-100 sayfaydı. Biz biraz, ben zorladım takımı. O yüzden biz biraz fazla detay verdik. Ve ben şu an hani farklı organizasyonlarla, üniversitelerle, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçtim. Ve bunlara konferanslar ve görüşmeler yapacağım. Gördüğünüz gibi 10 yıllar boyunca sürecek uzay görevlerini hazırlamanın yolu genç yaşta insanları bu tür takımlar kurmaya teşvik etmek, onları yönlendirmek ve eğitmek. Şimdi gelelim videonun başlığındaki soruya cevap aramaya. NASA ben bu asteroidinde ne arıyor? Oradan topladığı 60 gramlık toprak parçasını dünyaya getirecek de ne olacak? Bu tür uzay görevlerinin birden fazla amacı vardır. Mesela bir tanesi bu asteroidin yönünü değiştirmeye çalışmak. Dedik ya 2000'de bir ihtimalle önümüzdeki yüzyılda dünyaya çarpabilir diye. İşte o bizi ebelemeden önce biz onu ebeleyerek, ufakça dokunarak yönünü değiştirip dünyanın böyle bir tehditten kurtulmasını sağlayabilir miyiz? NASA'nın sadece bu iş için yani dünyayı tehdit eden asteroidlerden korunmak için başka bir misyonu daha var ve gelecek sene bunun da tatbikatını yapacaklar ama bu görevde kazanılan tecrübe de çok önemli. NASA bir asteroide uzay aracı indirerek kendi tarihi için bir ilki gerçekleştirdi ama dünya tarihi için bu bir ilk değildi ve bu kanalı yakından takip edenler gayet iyi hatırlayacaktır. Bundan 2 yıl kadar önce Japon uzay ajansı JAXA Ryugu asteroidine Hayabusa diye bir uzay aracı indirdi. Oradan örnekler topladı ve daha sonra bu araç dünyaya dönmeye başladı. Şu anda o da yolda. Hatta 6 Aralık civarında dünyaya gelmesi planlanıyor. Onu da bekliyoruz büyük bir heyecanla. Ya düşünsenize şu anda iki tane farklı uzay aracının iki farklı asteroidden topladığı örnekler dünyaya doğru geri dönüş yolunda. İki tane robot bize bu örnekleri getiriyor. Onları dünyaya getirmek ve dünyadaki laboratuvar koşullarında incelemek son derece önemli. Özellikle Bennu'dan gelecek örneklerin içinde dünyadaki yaşamın nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlayacak organik bileşikler olduğu tahmin ediliyor. Biliyorsunuz bazı bilim insanları dünyadaki canlı yaşamın milyarlarca yıl önce gezegenimize çarpan böyle bir asteroid sonucunda oluştuğunu düşünüyor. Uzayda dolaşan bu asteroidleri bir sperm ve dünyamızı, gezegenimizi de bir yumurta olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla Bennu gibi bir asteroid milyarlarca yıl önce dünyamızı döllemiş olabilir. Şu anda vücudumuzda bulunan bazı maddeler belki de milyarlarca yıl önce böyle bir asteroidin üzerindeydi. Aynı asteroid aynı şeyi yapsa, yani dünya yüzeyini ebeleyerek onu döllemeye kalksa, dünya üzerinde var olan yaşamı tümüyle yok edip
yeni bir yaşamın tohumlarını ekebilir. Neden bir orta 3 öğrencisinin bu asteroide Bennu ismini verdiğini şimdi daha iyi anlıyoruz, öyle değil mi? Zümrüdü Anka gibi küllerinden yeniden doğabilen, hem ölümü hem de doğumu simgeleyen bir kuşun ismi çünkü Bennu. Ve işte Bennu asteroidinde aranan asıl şey de bu. Bizim binlerce yıldır cevabını merak ettiğimiz bir sorunun yanıtı. Dünyada yaşam nasıl başladı? Evet. Şimdi videoyu izledik. İki eğitimdir, iki derstir. Ne anlatmaya çalışıyorum? Daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani bu video bize aslında çok şey anlatıyor. Biz çocuklara neden okul öncesinden itibaren sistem vermeliyiz? Neden mühendislik tasarım sürecimizi çocuklara öğretmeliyiz? Neden küçük yaşlarda işte bu size gönderdiğim... Bu arada geldi mi? Chatten gelmiş olması lazım dosyanın. Okul öncesi kitabı olarak bir dosya gelmiş olması lazım. Geldi hocam. Evet. O kitaptaki etkinlikleri neden çocuklara yaptırmanız gerektiğini bu video çok güzel anlatıyordu. Yani bundan sonra bence projenize daha fazla sahip çıkıp bu projeyi daha güzelleştirmeye çalışacağınıza eminim. Çok da güzel anlatmış Barış Özcan. Umarım aynı düşünüyoruzdur. Evet, konularımızla sistemli ve mühendislik tasarım süreciyle ilgili sorularınızı alabilirim. Var mı sorularınız? Hocam ben okul öncesi bazında bu değerlendirme kısmını bir türlü oturtamıyorum kanda. Yani çocukların en son bir değerlendirme yapması gerekiyor ya. Evet. Yani, şimdi hocam biraz önce gönderdiğim kitapta ilk şey bir uydu oluşturmaydı, hatırlıyor musunuz? Bir uydu, evet. Aya uydu gönderin diye. Onun değerlendirmesinde 3 tane soru vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir, işte şey vermiş, bir hesap vermiş. Güneş enerji panelleri koyacağız uydumuza. Fotoğraf makinesi için bir uyduya ihtiyacım var. Isı ölçer için bir güneş paneline ihtiyacım var. Toplam kaç güneş paneline ihtiyacın olur? Uydunda toplam kaç tane? Burada bir soru var. Daha sonra da değerlendirme bölümünde de şey soruyor. Bunu bir metre yükseklikten aşağı bıraktık. Hangi parçaların düştü, ayrıldı uydudan? Hangi parçaların zarar gördü? Neden? Bunu anlatmasını istiyorsunuz çocuktan. Çocuk diyor ki ben uydumu tasarladım ama düzgün yapıştıramadığım için bu parçalandı. Ya da düzgün yapıştırmıştım ama kullandığım malzemeden dolayı şu kısmı ezildi. Ben buraya işte marshmallow kullansaydım, marshmallow yapıştırsaydım köşelerine ezilme olmazdı gibi açıklamalar yapıyor, dönütler veriyor size projelerini sunarken. Bu dönütler sizin değerlendirmeleriniz olacak. Neden burada marshmallow kullandın sorusunun cevabı sizin dönütünüz olacak. Bakın yine bir dosya gönderiyorum size. Kendi yaptığım etkinlik, bunu ben öğretmenlerle yapıyorum. Sistem eğitiminde öğretmenlerle yapıyorum. Size de açıp şimdi hemen gösteriyorum eğer açabilirsem. Bir saniye. Yenilebilir arabalar etkinliği geldi mi? Geldi hocam. Geldi hocam. Tamam. Şimdi bu bizim yenilebilir arabalar etkinliği çalışma kağıdımız. Burada diyor ki öğrenciye şunu veriyorum ben ilk önce. Diyorum ki tasarlayacağın araban mutlaka yenilebilir parçalardan oluşmalıdır. Görüntüsü araba şeklinde olmalıdır. En az 2 aksı ve 3 tekerleği bulunmalıdır. Tabii burada dediğim gibi ben öğretmenlere yaptığım bir etkinlik. Bu lise öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine de yapabilirsiniz. Ama burada işte aksın ne olduğunu anlatmanız gerekiyor. Bırakıldığında 1 metrelik rampadan aşağı kendiliğinden inebilmelidir. Tasarlarken bunu mutlaka bilmesi gerekiyor öğrencinin. Yani ben senin şeyini yaparken değerlendireceğim şey bu. Bir, görüntüsüne bakacağım, araba şeklinde mi? 2, yenebilir parçalardan mı oluşmuş? 3, en az 3 tekerleği var mı? Aksı var mı? 2 aksı var mı? Bırakıldığında 1 metrelik rampadan aşağı kendiliğinden gidiyor mu? Yani bir rampamız var. Malzemelerin burada. Bu malzemeleri kullanacaksın diyorum.
Bu arada gördüğünüz gibi malzemeleri verirken 100 gramında kalorisini vermişim. Neden kalorisini verdim? Şimdi burada gözüküyor. Ben burada öğretmenlere işte sorular çıkarmalarını istedim. Hayal etme. İlk önce hayal edecekler. Sonra bir planlayacaklar, bir tasarım çizecekler. Ve geldik değerlendirme sorularıma. Arabanız rampadan inerkenki hızı neydi? Ve nasıl hesapladın bu hızı? Prototip arabanızı tasarlarken hangi zorluklarla karşılaştınız? Bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Prototip arabanızı oluştururken hangi zorluklarla karşılaştınız? Aynı soru olmuş. Pardon, bu tasarlarken, bu oluştururken. Bu aşamada zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Yani tasarlarken hangi zorluklarla karşılaştınız? Oluştururken hangi zorluklarla karşılaştınız? Arabanız ilk denemede rampadan başarıyla indi mi? Eğer inmediyse kaç defa denediniz? Ne gibi değişiklikler yaptınız? Arabanızı daha iyi hale getirmek için tasarımda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz? Nedenlerini açıklayın. Farklı malzeme kullanımının arabanızın kullanım sürecine etkileri nelerdir? Bu süreyi nasıl uzatabilirsiniz? Arabanızın tekerleklerini seçerken ne gibi kriterler kullandınız? Nedenini açıklayınız. Ekte verilen kalori tablosunu kullanarak arabanızın toplam kalorisini hesaplayınız. Tabii bu da benim artık öğretmenlere bu sistemi nasıl ele aldığını açıklayınız. Bakın yani bir şekilde matematik var, mühendislik var. Fen olması için zorlama bulanlar olabilir ama kaloriyi ekledim. Kalori hesabı yaptırdım. Çünkü yiyecekler var orada. Böyle bir etkinlik yaptım. Ben bu etkinliği başka bir makaleden, başka bir eğitimden, Amerika'da kız çocuğunun sistem, üniversitedeki kız öğrencilerinin sistem eğitimiyle ilgili yapılmış bir çalışmadaki örnekten alarak bize uyarladım. Bizim kendi eğitimime uyarladım. Bu şekilde yaptım. Öncesine yapabilirsiniz. Okul öncesine yaparken hızı nasıl hesapladınız diye sormazsınız. Ama buradaki soruları sorabilirsiniz. Ya da arabanızda kaç tane materyal kullandınız diye sorabilirsiniz, değil mi? Öğrenciler birden ona kadar sayabiliyor oluyor okul öncesi öğrenciler. Ya da işte hangi renklerle ilgili soru sorabilirsiniz arabanın tasarımıyla ilgili. Ama yine o rampadan düşmesini, parçalanmadan düşmesini çocuklardan isteyebilirsiniz. Yani bu, siz bu projeyi, yenebilir arabalar etkinliğini okul öncesi çocuklarıyla da yapabilirsiniz. Sizden istediğim de bu şekilde basit. Bunu da gönderdim bu arada chatten. Hazırlayacağınız etkinliklerin bu şekilde şey olması. Ve aynı zamanda görebilelim. Yani feni, matematiği falan görebilelim. Bakın burada bir hız problemi var. Bu da bir fendir. Hız problemi. Nasıl hesaplar hız problemini? İki farklı yoldan hesaplandığını biliyoruz. Bir sürü ölçüyorlar. Hız eşittir. Hız çarpı, pardon, yol eşittir hız çarpı zaman formülünden şey yapabiliyorlar, ölçebiliyorlar. Peki, trigonometriden ölçebiliyorlar.